يا رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا آمين. بحرمة سيد المرسلين. أما بعد، فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله. فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين، محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. عزيز مؤمنين محترم مسلمانlar، Ramazan'dan evvel bir müddet namaz kılmanın ehemmiyetini, namaz kılmayanların cezalarını açıklıkla anlatmaya devam etmiştik. Ramazan-ı Şerif içinde de Ramazan orucunun mana ve önemini yine izah etmeye devam etmiştik. Bugün de zekat vermenin ehemmiyetini, zekat vermemenin cezasını ve cehennemini birkaç ayet-i celile ile izah etmeye devam edeceğiz. Efendiler, bilindiği gibi biz müminler ve Müslümanlar yeryüzüne bir gaye için getirilmiş bulunuyoruz. Bir gaye için yaratılmışız. Bir maksat için yere atılmışız. Müslüman yeryüzünde başıboş dolaşamaz. Müslüman boş yere servet sahibi olamaz. Müslüman gayesiz gayesiz dolaşamaz. Müslüman taharetsiz ve ibadetsiz kaldırımları ve caddeleri aşındıramaz. Mümin Allahsız nefes tüketemez. Mümin imansız bir kalbe havayı pompalayamaz. Mümin şuursuz dolaşamaz. Mümin kulağını Allah'tan başkasına veremez. Mümin gözüyle hakkı görmekten başka bir şey göremez. Mümin Allah'a gitmekten başka bir yere gidemez. Mümin Allah'ın rızasını aramaktan başka bir şey arayamaz. Mümin inna lillah ve inna ileyhi raciun diyen bir askerdir. Allah'ın askeri olacaktır. O halde neden cennetten çıkarılmışız? Bizim ceddimiz Hazreti Adem aleyhisselam niçin cennetten çıkarılmıştır? Bunun sebepleri ve hikmetleri üzerine uzun durmayacağım. Sadece şu kadar söyleyeceğim ki, cennetten çıkmasının bir hikmeti ve sebebi tekrar cennete dönmek içindir. O vesileyle, o sebeple, o sır ve hikmetle dünyaya çıkmış olduk ki imtihana tabi tutunalım. Geçen ders anlattım. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالْثَمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ayetiyle anlattım ki yeryüzüne imtihan gayesiyle atılmışız. Hazreti Adem'in cennetten çıkarılışının sebebi bu. Ve bu cennetten çıkmak demek, cennetten ebediyen mahrum olmak demek değil. Tekrar cennete dönmek için bu savaş meydanına, bu mihnet meydanına, bu imtihan sahasına yeniden atılmış bulunuyoruz. Gaye bu, maksat bu. O halde ey Müslüman, senin vatanı aslin cennettir. Senin babanın, senin dedenin, senin ceddin, ceddin Hazreti Adem aleyhissalatu vesselamın vatanı aslisi cennet idi, cennetten çıkmıştı. Biz de onun soyundan olduğumuza göre bizim de baba vatanımız, asıl vatanımız cennettir. Bu dünya asıl vatan değildir. Bu dünya bir misafirhanedir. Tekrar bütün davamız ve kavgamız, bütün gayemiz ve gayetimiz yeniden asli vatanımız olan cennete tekrar dönmek olacaktır. İşte gaye bu. Onun için yolunu tespit etmeye ihtiyacım var. Onun için 124 bin peygamber geldi. Onun için bütün kainata وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ sıfatıyla yeryüzüne bütün kevni mekana bunun için Hazreti Muhammed Mustafa geldi aleyhissalatü vesselam. Onun için Kur'an-ı Azimüşşan geldi. Yol göstermek için, bu gayeyi ihtar etmek için, bu davayı anlatmak için, sokak sokak boşuna hayat tüketmemek için. Ey Müslüman, sen dünyada gayesiz ve manasız dolaşmaya gelmedin. Görmez misin ki yeryüzünde her şeyin bir istikameti var. Senin icat ettiğin bir otomobilin bile bir direksiyonu var. En küçük mahluk diye baktığın karıncaların bir yolu var. İğrenerek, nefret ederek baktığın sinüklü böceğin bile
kendisi giderken arkasından yapışkan bir yolu var. Leyleklerin yolu var, bal arısının yolu var, yılanların yolu var, her şeyin yolu var da senin yolun hangi yoldur? Sen hangi yola gideceksin? Senin direksiyonun yok mu? Senin istikametin yok mu? Senin bir hedefin, senin bir yönün yok mu Müslüman? Ey gazinolarda, ey kahvehanelerde, ey meyhanelerde ömrünü tüketen biçare kardeşim! Sen yeryüzüne serhoş olmaya mı geldin? Sen yeryüzüne serkek olmaya mı geldin? Ey kaldırımları aşındıran insan! Ey dudağında sigarayla Ramazan günü Allah'a isyan eden insan! Sen bunun için mi kainata geldin? Sen bunun için mi insan olarak yaratıldın? Senin hayvandan farkın yok mu? Hayvanlar 24 saat yemek ve içmekte kusur etmezler. Sen Müslümansın, Ramazan günü hayvandan ayrılacaksın. İmsakten ve iftara kadar yemekten içmekten kesilip insan olduğunu idrak edeceksin. Sen üstün sıfatlarla yaratılmış insan. Sen Allah'ın en büyük sanatını, Allah'ın insan dediği sanatını yeryüzüne getirmekte vazifeli olan kadın. Sen ey kadın, kaldırımlarda sırtına kadar soyunarak bacağına geçirdiğin kot pantolonlarla vücudunun en mahrem noktalarını açığa vurmak suretiyle milletin gençliğini fuhşiyata ve zinaya çekmek için mi geldin? Sen bunun için mi kadın oldun? Sen şehvetine mahkum mu kalacaksın? Ey servet sahipleri! Ey apartman sahipleri! Siz taştan ve topraktan mamul bir hayatı mı istiyorsunuz? Siz hangi köşkün sahibi, hangi malikanenin sahibi, hangi sarayın, villanın, hangi apartmanın sahibi olursanız olun, en sonunda ölür ölmez boyunuzun ölçüsüne göre bir tabutun içine gömüleceğinize inanmıyor musunuz? Kupkuru bir toprağın sinesine, kupkuru bir toprağın bağrına emanet edileceğinize inanmıyor musunuz? Toprağa gömdüğünüz insanlardan ibret almıyor musunuz? Ecdadınızdan, aranızdan ayrılanlardan, mezarın içine gömdüğünüz, kabrin içine defnettiğiniz bütün insanlardan hiçbir ibret almıyorsunuz. Hiçbir hikmete gelmiyorsunuz. Hiçbir el almıyorsunuz. Durmadan dünya malı toplayıp devam ediyorsunuz. Allah'ın azabını kazanıyorsunuz. Allah'ın gazabını celbediyorsunuz. Allah-u Azimüşşan'ın rızası yerine, rahmeti ve cemali yerine en ağır ithamlara, en ağır cezalara bilerek yaklaşmaya devam ediyorsunuz. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ اَلَّذ۪ي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ اَنَّ مَالَهُ وَخْرَدَهُ Sırrının, azabının muhatabı olmak istiyorsunuz. Onlar ki fakir fukarayla alay ederler, göz ve kaş oyunlarıyla insanları alaya alırlar, yoksulları alaya alırlar. Onlar ki durmadan mal toplarlar, eşya toplarlar, milyonların üstüne milyonları yığarlar, mal stok ederler, haram helal aramazlar, servet temin ederler. Ve sonra da zannederler ki o mal ve servet onları ölümsüz yapacak. Hiç ölmeyeceklermiş ki devam ederler. Hayır, bilmezler ki مَا أَغْنَى عَنْهُ وَمَالُهُ وَمَا كَسَبْ Hiçbir zaman Mekke'nin ileri gelenlerini, Ebu Lehebleri, Ebu Cehilleri, Firavunları, Karunları kazandıkları mallar cezalarına mani olmadı ve dünyada ebedi bırakmamış oldu. Bütün ibretleri seriyor Kur'an. Bütün hakikatleri ortaya koyuyor Kur'an. O halde şimdi Allah-u Azimüşşan'ın bizim için vaat ettiği ve bizim için bizi korkuttuğu şeylerden biraz bahsedeceğiz. Efendiler, Allah-u Azimüşşan ne güzel buyuruyor, ne güzel haber veriyor. اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ Ne güzel bir mana, ne güzel bir müjde ya Rabbi. Allah-u Teala şöyle ferman ediyor, şöyle haber veriyor. Ey müminler! Ama dikkat edin, yalnız müminlere hitap ediyor. Ayet-i Kerime yalnız müminleri alakadar ediyor. Mümin sıfatını taşıyanlar. Mümin sıfatını. Ya Rabbi yeryüzüne
bizi mümin sıfatıyla getirdin. Yeryüzünden mümin sıfatıyla gitmemizi nasip eyle ya Rabbi. Buyurun bir kelime-i şehadet okuyalım. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. Ey müminler diyor Cenab-ı Hak, sizin yeryüzünde bir takım mallarınız olacak. Size mülkiyeti helal kıldım. Size mirası helal kıldım. Size tayyibatı helal kıldım. Size dünya nimetlerini helal kıldım. Men harrame zînetallâhi illeti ahraca li'ibâdihi. Allah'ın yeryüzünde kulları için çıkardığı tayyibatı ve tabiatı kim haram edebilir? Ben size çok şeyi helal ettim. Çok şeye müsaade ettim. Bütün bunlardan istifade edeceksiniz. Dünya mülküne sahip olacaksınız. Dünya servetine malik olacaksınız. Size irade verdim, size akıl verdim, size şuur verdim, size zeka verdim, size mantık verdim, size hesap verdim, size matematik verdim ve birçok mülkiyetlere sahip kıldım. Fakat imtihan içinde olduğunuzu unutmayınız. Ben sizin için bir pazar kurdum diyor Cenab-ı Hak. Bir pazar kurdum. Dünya sizin için bir pazardır. Bu pazarda canlarınızı ve mallarınızı bana satarsanız diyor Cenab-ı Hak, bana satarsanız ben de onun karşılığında size zatıma yemin ederim ki cennetini ve cemalini vereceğim diyor. Müjde-i ilahiyeye bak. Malını ona sat kardeşim. Malını ona satmak ne demektir? Şimdi biraz sonra göreceğiz. Yeryüzünde ilahi hükümleri tatbik edersen bütün hakikatleri meydana getirmiş olursun. İlahi hükümler. Ne kibirleniyorsun kardeşim? Mercedes arabanın içerisinde Firavun gibi ne kibirleniyorsun? Ne gururlanıyorsun? Senin sonunu ben görür gibiyim. Ehli hikmet öyle diyor. Ana rahminden geldik. Dünya denilen pazara 4 metre kefen aldık. Döndük mezara diyor adam. Hayatın bütün seyri bundan ibarettir. Ey insan, ana rahminden geldin, dünya denilen pazara 4 metre kefen aldın, döndün mezara, başka bir şekil yok alemde. Ne kibirleniyorsun, ne kibirmişsin, nedir bu dünyanın peşinden süslü süslü koşuyorsun? Pazar var dünyada, Allah'ın pazarı, Allah'ın emvalini, Allah'ın sana verdiği emlaki, onun rızası yolunda, onun davası yolunda, onun ahkamı yolunda harcarsan sana cennet var diyor Allah-u Teala. Ne bekliyorsun başka? لِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ Tahkik ile haber veriyor. Ve lehum hükmünü başa alıyor ve mutlaka onlara, evet onlara olacak cennet, mutlaka onlara olacak diye hükmediyor. Bu kadar kat'i, öyle bir akit ki satan da Allah, satın alan da Allah elbette hiçbir vaadinde kulüp etmeyecek ve bu akit hiçbir şekilde bozulmayacak. Çünkü Allah-u Teala kat'iyen vaadinden kulüp etmeyen bir Allah-u Teala'dır. Şimdi bakınız ehli iman nasıl mülkiyetini Allah'a satıyor ve nasıl ehli iman Rabbine eşyasını teslim ediyor. Tarihi bir vakayı anlatmadan geçmeyeyim. Efendiler, borçlu bir Müslüman vardı. Borçlu bir Müslüman. Tabi'in devrinde, biliyorsunuz Resul-i Zişanımız öyle buyuruyor. Devirlerin, zamanların en hayırlısı benim zamanımdır buyuruyor Resulullah. Benim zamanımdır. Bütün zamanların en hayırlısı Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselamın zamanıdır. Asr-ı saadet, sahabenin asrı. Sümmellezine yelûnehum, sonra onları takip edenlerin asrı. Tabi'un asrı. ثُمَّلَّذ۪ينَ يَلُونَهُمْ Sonra onları takip edenlerin asrı. İşte tabiun asrında bir hadise. Borçlu bir Müslüman. Evet, borçlu bir Müslüman. Efendiler, borçlu olmak çok ağır bir davadır. Borçlu olmak yok mu? Ne ağır bir davadır. Hazreti Habibullah öyle buyuruyor. صَاحِبُ الدَّيْنِ مَغْلُولٌ ف۪ي قَبْرِهِ لَا يَكُفُّهُ اِلَّا قَضَاءُ دَيْنِهِ Borçlu ölen Müslümanın ruhu kabrinde muallaktadır, bağlıdır, sımsıkı ruhu bağlanmıştır. Yükselemez, arşa çıkamaz buyuruyor. O borçlunun ruhunu borcu ödeninceye kadar kimse serbest bırakamaz. Borçlu olmak çok tehlikeli, çok ağır bir davadır. Onun için o devirde müminlerden birisi borçluydu. Bir türlü borcunu ödeyememişti. Nereye
başvurduysa hiçbir sonuç alamamıştı. Kimin kapısını çalmışsa çaresiz kalmıştı. Borçlu olmaktan korkuyordu, haya ediyordu, borcunu veremiyordu, sabahlara kadar uykusuz kalıyordu. Sonra çaresiz kaldı, bir gün hacet namazı kıldı. Hacet namazı kıldı, meşru bir namazdır. İlmihal kitaplarında teferruatına kadar anlatılmıştır. Hacet namazı kıldı, bütün samimiyetiyle Allah'a el açtı. Ya Rabbi dedi, İyyâke nâbudu ve iyyâke nesta'in. Rabbim, yalnız sana ibadet ettim, yalnız senden yardım istiyorum dedi. Beni başka bir kapıya gönderme, dinçare kaldım, naçar kaldım, hiçbir imkanım kalmadı dedi. Sen ne yaparsan yaparsın, sen her şeye kadirsin, sen her şeye muktedirsin Allah'ım dedi. Beni başka bir kapıya gönderme, beni başkasına el açtırma, imanıma yediremiyorum, şahsiyeti İslamiyeme yediremiyorum buyurdu. Bir fakir, ne perişan bir manzaradır kardeşlerim. Bir Müslüman, zenginin karşısına gidip de onun karşısında sütlüm sütlüm olamaz. Sırf zengin olduğu için, sırf sermayedar olduğu için, sırf kapital sahibi olduğu için bir Müslüman gidip onun karşısında ezilemez, dizilemez, dökülemez ve onun karşısında rükû haline gelemez. Habibullah ne buyuruyor? مَنْ سَوَابَا غَنِيًّا لِغِنَاهُ فَكَدْ زَهَبَ سُلْسَى دِينِهِ. Hangi bir Müslüman sırf zengin olduğu için, sırf sermaye sahibi olduğu için, milyonların sahibi olduğu için gider de bir zenginin karşısında boynunu bükerse, tevazu gösterirse, onun karşısında avuçlarını ovuşturursa, yüzünü buruşturursa bu Müslümanın dininin işleyicisi vallahi gider buyuruyor. Fakir olmak ne perişanlık ya Rabbi. Ya Rabbi milleti İslamiye'yi fakirlik ateşinden muhafaza eyle ya Rabbi. Bu mümin, bu tabi'i de gidip kimseye el açamamış. Allah'ına yalvarmış, Rabbisine sığınmış, ya Rabbi sensin her şeyin haliki demiş. Sensin malikül mülk olan Allah demiş. Lehu mulkü semavati vel ard demiş. Ve lehu mirasü semavati vel ard. Yalvarmış Allah'a bütün sıfatlarıyla. Ağlamış, ağlamış, seccadesini öylesine ıslatmış ki o gözyaşlarıyla ıslattığı seccadenin üzerinde uyumuş, kalmış ve sükunete ermiş. Gecenin yarısı rüyasında Cenab-ı Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem'i görmüş. Resul-i Zişanımız, ey filan sen Allah'a nasıl yalvardın? Sen nasıl yalvardın ki bütün perdeler kalktı, bütün mesafeler kalktı ve senin feryadından Allah beni haberdar etti demiş. Nasıl yalvardın ey filan? Nasıl Allah'a yalvardın? Ey Müslüman sen eğer Allah'a yalvarmasını bileydin hiçbir şeye muhtaç olmayacaktın. Sen eğer Allah'a dua etmesini bileydin, sen yalvarmasını bileydin, sen ona sığınmasını bileydin, sen Allah deseydin senin başında bir avuç komünist sana tahakküm edebilecekti. Bir avuç anarşist sokakları kan renginde müekkeplerle küfür kelimatıyla mı dolduracaktı? Sen Allah katında yalvarışını, onun karşısındaki ubudiyetini, tezellülünü, tazarruğunu ve bütün hakikatini idrak ederek dua etseydin, ne senin çocuğundan, ne senin ailenden, ne senin sokaklarından sana hiçbir şey zarar vermeyecekti. Ya eyyühellezine amenu aleykum enfusekum la yadurrukum men dalle izzehtedeytum ila ahiril aya. Ey müminler, siz nefsinizi Allah'a kurban etseydiniz, siz Allah'a kul olsaydınız, siz hakikaten ihdine sırata ve müstakim ayetine sadık olsaydınız ve siz Allah'a kullukta sebat etseydiniz, kainat kafir olsaydı size zarar vermeyecekti Allah-u Teala. Sen Müslüman, ey kaldırımlarda kaybolan Müslüman, zamanın şirkine batan Müslüman, zamanın dalaletinde kaybolan Müslüman, Avrupa'dan örnek alarak sırtına kadar soyunup, fuhuş yaparak sokak sokak dolaşan perişan insan. Dön Allah'ına yalvar, Allah'ına el aç, Muhammed Mustafa'yı görmeye çalış, onun kokusunu almaya çalış, onun raihasını şenletmeye çalış. Tıpkı Yusuf'unu kaybeden Yakub aleyhisselam gibi, Yusuf'unun kokusunu aldığı gibi, sen de ey yolla
yollarda kaybolan, ey servetin içinde kaybolan, ey sermayesine aldanan, el hakümüt tekâsür, hatta cürtümün vekâbir olan, ey perişan ümmet, sen de Muhammed'in kokusunu almaya çalış. Ne haber veriyor Rabbül Alemin? وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ اِنِّي لَاجِدُ رِيحَ يُوسُفْ لَوْلَا اَنْ تُفَنِّدُونِي. Hazreti Allah haber veriyor. Diyor ki, Yusuf'un kaybolmasına dayanamayan, Yusuf'un kayboluşuna dayanamayan, Yakub aleyhisselam ağlamış, ağlamış, gözyaşları dökerek gözlerine bembeyaz perde gelmişti. Ve hala ümidini kaybetmemişti. Yusuf'unu arıyordu. Dağlarda, tepelerde, derelerde, mecralarda Yusuf, Yusuf diye dolaşıyordu. Kaybettiğini aramanın hasreti içindeydi. Bulacakmış gibiydi, eliyle koymuş gibi uzanıyordu ama bir haber alamamıştı. Yusuf'un gömleğini taşıyan kervan Mısır'dan ayrıldıkları sırada وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرِ. Kervan Mısır'dan intisal edip ayrıldığı noktada 3 aylık yaya yol mesafesinde Kenan illerinde, tepelerde, Yusufluk kuşlarından, uçan kuşlardan Yusuf'un haberini soran Yakup, birdenbire 3 aylık yaya yol varken daha binlerce kilometrelik mesafelerden birdenbire kervan yola ayrılınca çocuklarına dedi ki, vallahi ey yavrularım, ey insanlar, inni lecidurî hayusuf, Yusuf'umun kokusunu alıyorum, Yusuf'umun kokusu geliyor dedi. Sen de Müslüman, hasretle Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselamın kokusunu almalısın. Bu küp kokan caddelerden, şirk kokan caddelerden, küfür kokan caddelerden bir nebze Muhammed-i Raiha'yı almalısın. Yeter gaflet ettiğin, koskoca bir Ramazan geçiyor. Allah'ım ne nasipsizlik Allah'ım, koskoca bir Ramazan geçti de hayvanlar gibi yediler içtiler, Allah'ım sana isyan ettiler. Kaldırımlarımızı kirlettiler, sokaklarımızı kirlettiler, senin bütün nimetlerini kirlettiler, gözlerimizi, gönüllerimizi kirlettiler, bile bile oruç yediler. Bunları ıslah eyle ya Rabbi. Amin. Eğer bunların ıslahı kabil değilse kahru perişan eyle ya Rabbi. Resul-i Zişan, ey filan dedi. Sen Allah'a nasıl yalvardın ki, nasıl kapıyı çaldın ki her şey meydana çıktı. Sen borçlu, boynu bükük, mahzun ve mükedder bir ümmetinsin. Seni anlıyorum dedi. Ben وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Ben bütün alemlere, hatta kabirinde yatan mevtalara bile ben rahmet olarak gönderilmişim. Seni şimdi burada yardımsız, seni rahmetsiz nasıl bırakırım dedi Resulullah. Ve hüngür hüngür ağladı Allah Resulü. Sonunda Şam'da hadise Şam şehrinde cereyan ediyor. Şam şehrinde, Dimaşk şehrinde cereyan ediyor. Buyurdular ki Şam'da yine benim ümmetlerimden zengin bir Müslüman var buyurdular. Ey filan, süratle sabah namazını kılar kılmaz derhal o zenginin dükkanına gideceksin. O tanınmış bir adam, Bereketoğlu ismindeki zengin, Bereketoğlu ismindeki gani, el-ganiyül mümin. Ona gideceksin, Allah'ın Resulü ve Habibi Ahmed-u Mahmud-u Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem sana selam söyledi ey Bereketoğlu diyeceksin ve ihtiyacını bildireceksin buyurdular. Sabah namazını kıldıktan sonra bütün taaccülüyle, bütün dikkati ve itinasıyla koşa koşa gitti Bereketoğlu'nun dükkanını. Bu insan oturuyordu kasanın başında. Yaklaştı, dedi ki ben falan oğlu falanım. Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam sana selam söyledi, sana selam gönderdi, benim şu ihtiyacım var, 1000 altın kadar borcum var, bu borcumu ödemek için bana yardım etmeni söyledi buyurdular. Bereketoğlu yüzündeki şekil değişti, birdenbire bir nuraniyete bürünüp, beşeresi, yüzünün derisi sarapsarı bir mehtaba dönüverdi. Birdenbire bir cazibeye kapıldı, yerinde duramayacak bir hale geldi. Zavallı boşlu şaşırmıştı, ne oldu bu adama diyordu.
Biraz sonra sükunete erdi Bereketoğlu ve döndü o borçlunun yüzüne. Evladım, Allah'ın Resulü ne söyledi? Bir daha tekrar eder misin dedi. O da Allah'ın Resulü sana selam söyledi, sana selam gönderdi dedi. Yeniden yüzündeki renk değişiklikler peydahlandı. Değişik bir hale bir potansiyele uğradı. Birkaç dakika sonra tekrar yönelerek evladım Allah'ın Resulü ne söyledi yine tekrar eder misin diyordu. Üçüncü sefer tekrar etti borçlu. Selamını tekrar etti. Bu sefer yine tekrar eder misin dedi dördüncü sefer. O zaman zaten kalbi yaralı, zaten her kapıdan kovulmuş, biçare, fukara, borçlu mümin ama namuslu, ama sabırlı, ama haysiyetli, ama şahsiyetli, ama karakterli, ama cibilliyetli insan. Döndü dedi ki Bereketoğlu, ben fakir ve borçlu bir insanım, benimle dalga geçme, benimle alay etme, git başkasıyla alay et diyordu. Ne tekrar edip duruyorsun? Ne durmadan tekrar ediyorsun, ben zaten perişanım, ben zaten dağdarım, ben zaten velveledarım, ben zaten perişanım, nedir benimle alay ediyorsun, tekrar et, tekrar et, niçin söyleyip duruyorsun dedi. Bereketoğlu gözlerinden sevinç yaşları dökerek, ey filan dedi, vallahi senin gördüğün Hazreti Muhammed'i bu gece ben de gördüm, bana emir verdi, bana haber verdi, senin ihtiyacını mutlaka karşılayacağım. Senin ihtiyacın 1000 altındı. Her tekrar et dediğimde sana 1000 altın verecektim. 4 kere tekrar ettin, al sana 4000 altın. Eğer son devam ettikçe, sen tekrar ettikçe bütün kasamdaki altınları verecektim. Şu anda kasamda 20.000 altın vardı. 20 defa tekrar etsedin, vallahi hepsini kurban edecektim dedi. Mümin, Müslüman sen ne bilsin Müslümansın? Ey zekatını vermeyen ahmak Müslüman! Ey zekatını hesaplamayan gafil Müslüman! Ey zekat vermekten korkan hain Müslüman! Sen niçin yaşıyorsun? Senin hayattan gayen ne, davan ne, derdin ne? Söyler misin bana? Niçin yaşıyorsunuz? Niçin yaşıyorsunuz? Söyler misiniz? Ve sonunda elde ettiğiniz servetleri, mirasları, mülkiyetleri, her şeyi bırakıp gitmiyor musunuz? Bırakıp gitmiyor musunuz? Dün cumartesiydi. Çok sevdiğim mümin, Müslüman, Allah yoluna koşan bir kardeşim vardı. Çarşamba akşamı gelip beni arabasıyla evinden almış, kendi mahallesine iftara götürmüştü. Orada iftarımızı yapmış, neşe ile dua ile aynı mahallede camide vaazımı yapmıştım. Vaazdan sonra yine arabasıyla bizi alarak gelip evine teslim etmiş, kendi evine dönmüştü. Yolda hiçbir faninin aklına gelemeyeceği bir hal içinde bir trafik kazasına kurban giderek orada biiznillah şehiden vefat etti ve dün bütün mülkiyetine rağmen, bütün servetine rağmen, bütün dostlarına rağmen buz gibi toprakların bağrını emanet ettik. Hüngür hüngür ağlayarak mezar başından ayrılmak zorunda kaldı. Bunun için mi çarpışıyorsun Müslüman? Sen bunun için mi Allah'a isyan ediyorsun? Sen bunun için mi mülkiyetinden %2,5 zekatı vermek istemiyorsun? Niçin yaşıyorsun? Ya Rabbi bahsini ettiğin bu merhuma ve bütün müminlerin ahirete intikal etmişlerin ruhlarına şu mübarek Ramazan hürmetine rahmetini ve rızanı ihsan eyle ya Rabbi. Aynı zamanda bir Müslüman kardeşimizin yine kuruşuna kadar zekatını ayırıp veren, Allah yolunda koşan bir Müslüman kardeşimin pırıl pırıl, tesettürlü, teveccühlü ve bütün varlığıyla Kur'an'a yönelmiş bulunan bir kız çocuğu çok ağır bir ameliyat oldu. Ya Rabbi buna ve buna benzeyen bütün ümmeti Muhammed'in hastalarına şifalar ihsan eyle ya Rabbi. Kardeşlerim, demek ki اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ ayetiyle haber verilen pazarda malımızı ve mülkümüzü Allah yoluna vermekle ancak cennete nail olabiliriz. Başka şekil kalmamıştır. Müslüman, senin de sermayen olacak tabii. Senin de servetin olacak. Servet ve sermaye haram olan bir şey değil. Caiz olmayan bir şey değil.
ama senin servetinin, senin sermayenin, Yahudinin sermayesinden farkı olacak. Yahudinin de milyonları var, senin de var. Ama farkı ne? Ma huvel farku? Bu ikisi arasındaki fark nedir? Kafirin sermayesiyle müminin sermayesi arasında, serveti, parası ve ticareti arasında fark nedir? Fark nedir Müslüman? Tek kelimeyle itauz zeka, zekatın verilmesidir. Eğer sen zekatını vermiyorsan, o servetin Yahudi servetinden ayrılmış olamaz. Zekat, müminin sermayesini temizleyen para. Zekat, müminin sermayesini artıran para. Zekat, mümini artan, mümini parlatan, mümini Allah'a götüren bir para. Sen ondan nasıl uzaklaşıyorsun? Nasıl kurusuna kadar hesaplayıp zekatını vermiyorsun? Ey Müslüman kadın! Eğer senin boynunda, eğer senin koynunda, eğer senin kollarında, eğer senin çekmecende dolabında altın eşya, altın ziynet eşyası varsa ve bunlar 96 gram tutuyorsa %2,5'unu ayırıp mutlaka zekat vermekten o boynuna astığın altın kolya, kollarına geçirdiğin altın bilezik vallahi mahşer günü ateşten halka gibi seni sırtıkın hal edecektir. Onu sana vere, sen vereceksin. Onu sana lütfedene vereceksin. Onu sana vereni tanıyacaksın ve mutlaka vereceksin. Ey Müslüman! Senin de eğer dükkanında ticaret eşyası olarak alıp sattığın ticaret eşyası varsa ve bu da nisap miktarına kavuşuyorsa, 96 gram altının bugünkü değerindeki tutarına maliksen, sen de o dükkandaki bütün ticaret eşyasını alış fiyatı üzerinden hesaplayacaksın. 100 bin mi, 200 bin mi, 2 milyon mu? %2,5'unu hesaplayıp mutlaka yoksullara zekat olarak vereceksin. Eğer böyle yapmazsan dükkanındaki bütün mallar cehennem ateşi olarak seni kasıp kavuracaklardır diyorsun Kitab-ı Kerim. Cezan çok büyük. Bakınız, Hazreti Allah öyle haber veriyor. Aman ya Rabbi! يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمْ Allah'ım! Allah'ım! Müslüman'ı cehennemle terbiye etme Allah'ım! Buyuruyor ki, hesap gününde zekatını vermedikleri anlaşılanlar, zekat vermediklerini tespit ettiğin insanlar, يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ Cehennem ateşinin ortasında, o zekatını vermedikleri mallar durmadan alev alev kızaracak. Alev alev kızaracak. فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَزُهُورُهُمْ O cehennem ateşinde kıpkırmızı 500 bin derecelik hararet içerisinde erimiş bir hal olan o zekatı verilmemiş mallarla o zekat vermeyen Müslümanın alnına yapıştıracağım diyor Allah-u Teala. Yanlarına damga vuracağım, sırtına mühür edilip atacağım. Cezayı görüyor musunuz? Şu cezaya müstahak olmayınız müminler. Hali hayatınızda zekatınızı veriniz, veriniz. Neyi bekliyorsunuz? Kimi bekliyorsunuz? İşte bu tehdit ve bu vaidin içinden kurtulabilmek için hali hayatımızda bu vazifeyi eda etmek borcundayız. Hiç kaçamak bir yol aramayınız. Herkes nasıl namaz kılıyorsa zekatla mükellef olan insanlara zekat vereceklerdir. Bakınız Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu teala an biliyorsunuz Hazreti Muhammed'den sonra aleyhissalatü vesselam'dan sonra emir-i müminin olmuştu. Halifeydi, devlet reisi olmuştu. O zaman yine bildiğiniz gibi bir takım kabileler gelip dediler ki ya emir-i müminin biz kelime-i şehadet getiriyoruz. Biz 5 vakit namaz da kılıyoruz. Fakat dediler, zekat vermek istemiyoruz. Zekat ağrımıza gidiyor. Zekat bize ağır geliyor dediler. Hazreti Ebu Bekir Sıddık'ın hassasiyetini görüyor musunuz? İslam'ı ne anlamış sahabi ya Rabbi? İslam'ı nasıl anlamıştır o? Ebu Bekir Sıddık servetini ve bütün mülkiyetini Allah yoluna vermekte Sıddık olmuş bir insan. Öyle buyuruyor Resulullah, peygamberlerden sonra dikkat ediniz, ölçüye bakınız. Peygamberlerden sonra yeryüzünde Ebu Bekir Sıddık'ın imanını terazinin bir kefesine koyunuz. Peygamberler hariç
ondan sonra kıyamete kadar gelen insanları dahil, bütün insanların imanını terazinin öbür gözüne koyunuz, Ebu Bekir Sıddık'ın imanı hepsinden vallahi daha ağır gelir diyor. İman kalası, iman suru, iman zirvesi, iman burcu Ebu Bekir Sıddık. Biz zekat vermek istemiyoruz, zekat ağrımıza gidiyor deyince, derhal bütün dehşetiyle, şiddetiyle o merhametli Ebu Bekir, o muhabbetli Ebu Bekir, gözyaşlarından ibaret olan Ebu Bekir Sıddık, bir galeyanı ve celadete gelerek, vallahi leukatilenne men terreke beyne salati ve zeka. Vallahi dedi, namaz ile zekatın arasını ayıran, namazı kıldıkları gibi zekatı vermeyen, bu ikisinin arasında bir tehdit meydana getiren insanlarla savaşıp onları teker teker öldüreceğim bile bu Ebu Bekir. Ne demek zekat vermemek? Sen kardeşim kimin ağzına bakıyorsun? Sen kime bakıyorsun? Zekat Allah'ın tespit ettiği bir haktır. وَالَّذ۪ينَ ف۪ي اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ O zenginlerin mallarında bir hakkı malum var. Allah'ın tayin ve talim ettiği bir hak var. O mahrumlara ve muhtaçlara mutlaka verilecek diyor Cenab-ı Hak. وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَسَادِهِ Ve hasadınızı meydana getirdiğiniz zaman hasılatınızı, hasadınızı Allah'ın hakkını mutlaka verin diyor. Verin diyor. Kim önleyebilir? Ve sonra öyle bir hak ki mutlaka fakiri arayacaksın. Müslüman rastgele zekat verilmez. Namaz, namaza durmadan evvel nasıl kıbleyi aramak vacip ise, Ramazan orucuna başlamadan Ramazan hilalini gözlemek ve aramak nasıl vacip ise, zekat vermeden evvel fakiri ve yoksulu aramak da aynen öyle vaciptir. Zekatınızı vermeden önce fakir arayacaksınız. Ve mutlaka o fakirin eline teslim ve temlik edeceksiniz. Simsarlara, zekat simsarlarına, zekatı toplayıp da nereye harcadıkları bilinmeyen sahtekar insanlara zekat vermeyiniz. Zekatın ödenmesi için fakiri taharri edeceksin. Yoksulu arayacaksın. Ve zekat, Kur'an'da bildirilen yalnız 8 sınıfa tahsil edilmiştir. Başta inneme sadakatü lil fukara mutlaka fakirlere verilmesi gerekecek. Efendiler, devlete verilen vergi hiçbir surette zekat makamına geçmez ha. Bir takım sahtekar insanlar işitiyorum. Biz devlete vergi veriyoruz ya, işte zekatımızı vermişiz diyorlar. Onlar böyle şey. Efendiler, zekat yalnız fakirin hakkıdır dedim. Ama bu zekattan zenginler istifade edemez. Zekat fakirin hakkıdır. Zenginler istifade edemez. Ama devlete verdiğin vergiden yalnız fakirler değil, bütün zenginler istifade etmiyor mu? Nasıl zekat yerine geçer? Zekat yalnız Müslüman fakirlerin hakkıdır. Gayrimüslimlere zekat verilmez. Ama devlete verdiğin vergiden yapılan köprülerle, yapılan binalarla, yapılan yollardan gayrimüslimler de istifade ediyor. Nasıl zekat yerine sayıyorsun? Zekat yalnız fakirin yemesine ve içmesine ve ihtiyaçlarına sarf edilir. İnşaata sarf edilmez. Kuma, çakıla, simentoya zekat verilmez. Devlete verdiğin vergiyle yollar yapılıyor, simento, taş, toprak ve bunlara harcanıyor. Nasıl zekat yerine geçer? Efendiler, kıyamet sabahına kadar zekatın ölçüsünü kimse değiştiremez. 1/40'dır, yani %2.5'tür. Devlete verdiğin verginin miktarı her sene değişebilir. Ama zekatın miktarı değişmez. O halde devlete verilen vergi, vallahi 4 mesafede zekat yerine geçmez. Kimse kimseyi kandırmasın. Vergini vereceksin Müslüman. Ama zekatını da vereceksin. Saklayamazsın, kaçamazsın. İşte cezasını söyledim. Cehennem ateşinde yanan zekatı verilmemiş mallar seni perişan edecekler. Bakınız. Bir ayet-i kerime daha okuyayım ki dehşetin farkında olasınız. Cenab-ı Hak uzaktan yakından toplaşarak büyük bir iman ve vecd ile, aşk ile, büyük bir samimiyet ve sadakatle kadın erkek ta 4 saat evvelden itibaren gelip şu mukaddes kubbenin altında toplaşan siz mümin kardeşlerimi cennetiyle ve cemaliyle tavsif eylesin inşallah.
dikkatle ve alakayla takip etmenizi ve bütün meseleleri anlamanızı ve burada duyup dinlediğiniz hakikatleri çıkıp dışarıda tatbik mevkiine koymanızı Allah aşkına istirham ediyorum. Müslüman, mülkiyetine sahip ol. Müslüman, yeryüzünde ebedi kalmayacağını iyi bil. Küllü nefsin zâikatul mevt hakikatini iyi anla. Ve mülkiyetinin sorumluluğunu, malikül mülke karşı mesul olduğunu ve yetüsselümle yevme izin anin naim olduğunu çok sıkı bir şekilde anla. Allahu Azimüşşan şöyle haber veriyor, şöyle tehdit ediyor. وَالَّذ۪ينَ يَكْنِزُونَ الزَّهَبَ وَالْفُدَّةِ وَلَا يُنْفِكُونَهَا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَل۪يمٍ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمِ. Ey Müslüman! Kulaklarını şu ayet-i kerimeye, gönüllerini şu ayet-i kerimenin manasına teslim eyle. Allah-u Azimüşşan tevdih ediyor, tehdit ediyor. Onlar ki altın ve gümüş stok ettiler ve durmadan mal topladılar, sermaye ve servet topladılar. Altını ve gümüşü kemiz haline, stok haline, depo haline, topluluk haline getirdiler. Ve fakat وَلَا يُنْفِكُونَهَا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ. Allah yolunda hiçbir şey harcamadılar ve zekatını vermediler. Zekat vermedikleri için onların azabı var ve o azabı da فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَل۪يمٍ. Çok elemli, çok acıklı cehennem azabıyla onları haberdar et Muhammed'in aleyhissalatü vesselam diyerek böyle bir haber bırakıyor. Efendiler, zekatı verilmemiş olan malın hükmü haram olmaktır. Sen servetinden, ticaretinden, nakit eşyandan, malından, gülüşünden ve altınından nisap miktarına malik olduğun müddetçe zekatını ayırıp vermezsen bütün servetin haram olacaktır. Servetinin içinde ilahi hakkı, Rabbani hakkı, lahuti hukuku ayırıp vermedikçe bütün servetin haram, bütün sermayen haram olacaktır. Böyle bir harama, böyle bir vebale dahil olmamalısın. Malı depo etmek, malı saklamak ve Allah'ın cezalandıracağım dediği servet olmaktan kurtulması için zekatının mutlaka verilmesi lazım. İbn-i Ömer radıyallahu teala anhuma şöyle söylüyor. Kâle İbn-i Ömer, kullu mâ eddeyte zekâtehu feleyke dikenz. Hangi malın zekatını vermişsen artık o mal kenz değildir, hazine değildir, stok değildir, yerin yedi kat altında olsa bile, sakı bulunsa bile, zekatını vermişten korkma diyor İbn-i Ömer. Cabir radıyallahu anh şöyle buyuruyor, kâle Cabir, اِذَا اَخْرَجْتَ السَّدَقَةَ مِنْ مَالِكَ فَكَدْ اَذْهَبْتَ عَنْهُ شَرَّحْ وَلَيْسَ بِكَنْزِ. Sen eğer ticaretinden ve emlakinden, mülkünden Allah'ın tayin ettiği zekatı çıkarıp vermişten, bil ki o malın şerrini defetmiş bulunursun. Zekatı verilmeyen malın ismine şer diyor. Şerrül emval, malların en kötüsü. Malların en kötüsü zekatı verilmeyen mallardır. Cezanı kesersin. Bugün anarşizmin ıslahı kabarmışsa, bugün komünizm ıslahını kabartmışsa, komünist ihtilal provalar yapılıyorsa, komünist tehditler savruluyorsa, senin zekatını vermediğin şerrül emval olan malın yüzünden peydahlanıyor. Allahu Azimüşşan nasip ederse önümüzdeki derslerde göreceksiniz. Bu anarşizmi, bu komünizmi, bu sendikalizmi, bu her türlü terörizmi teşvik eden ana gayelerden birisi de zekatını vermeyen zenginlerin ellerinde tuttukları korkunç mallar, kentler ve hazinelerdir. Onlar komünizm iştahını kabartıyor. Ama ne olacak? Bir gün Allah göstermesin, bir gün komünist bir ihtilal olursa bilsinler ki evvela ve evvel emirde sermayedar sınıfı, kapitalist denilen kapital ve sermaye sahiplerinin hepsi bu ihtilal sonunda paramparça olacaklardır. Ama işin farkında değiller, işin esasını anlamış değiller. Zaten şimdi bile fabrikalarında bir bakıma işgal başlamamış mıdır? Boykot başlamamış mıdır? Grevlerle zenginin ve işverenin gırtlağı sıkılmamakta mıdır? Ama anlamıyorlar. Anlatamıyorsunuz. İşte aziz ve asil kardeşlerim, bütün bu gerçekleri zaman zaman
inşallah ortaya koyup ayet ayet haber vereceğim. Ve göreceksiniz ki ayetlerden ve hadislerden başka hiçbir şey anlatmayacağız. Ve siz Allah aşkına adım adım takip edeceksiniz. Ve siz buradaki bütün hükümleri tatbik edeceksiniz. Hayru hasenat yapmak için sağlam kaynaklar arayınız. Her önüne gelip bir makbul hulgasana, her Kur'an kursu diyerek, her caramil derleri diyerek senin karşına gelen herkese çıkarıp para verme, yardım yapacağınları araştır kendin bul. Ayet olma. Her noktada bir makbul satana, hayır sahibi gözüne bakma, mesul olacaksın. Nereye veriyorsun ve kime veriyorsun? İyi takip et. Bu arada ciddi olarak yardım etmek isteyen ve yardımının mutlaka yerini bulmasını isteyen kardeşlerim için İstanbul Müftülüğü'nde Diyanet İşleri Vakfı'nın şubesini açtık. Vakıf şubesi, Diyanet Vakfı'nın şubesini açtık İstanbul Müftülüğü'nün merkezinde. İstanbul Müftüsü başkan oldu. Ve bu vakfın makbuzları var. Bu makbuzlar caminin kapısına geldi. Orta kapıda hizmetimizi arz edildi. Bu vakfa bağış yapabilirsiniz, zekat verebilirsiniz. Çünkü yoksul talebeleri okutmaya devam ediyor. Ve her birisi ayrı ayrı işleniyor. Bu vakfa yaptığınız yardımları ve ödediğiniz zekatları devlete vergiden düşebilirsiniz. Devlete verilen vergi olarak devlet bunu vergiden muaf tutuyor. Diyanet vakfı olduğu için ödediğiniz paraları vergi yerine koyabiliyorsunuz. Devlet o kadar miktarı sizden istemiyor. Kanunun bir hak tanımış bulunuyor. Yakın zamanda Allah'a yemin ederim İslamiyet hakim olacaktır. Komünizm, komünizm ve anarşizm Müslümanların ayaklarının altında sünnelecek inşallah. Küt kusup komüniste bakarak ümidinizi kaybetseniz İslami kaynaşmayı, İslami kardeşliği, birlik ve beraberliği kimseye feda etmeyiniz. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Ya Rabbi eksiklerimizi ikmal eyle. Ya Rabbi hangi nefesimizde ruhumuzu teslim edeceğimizi bilmediğimiz için her nefesimizde kelime-i şehadeti buyurun. Ya Rabbi görünür görünmez kazalardan, belalardan, mihnetlerden, minnetlerden, rahmetlerden, her türlü şerlerden, şehvetlerden, şeytanlardan, içimizdeki ve dışımızdaki düşmanlardan, komünizmin şerrinden, anarşizmin şerrinden, ümmeti Muhammed'i helal eyle ya Rabbi! Ya Rabbi, şurada ulaşıp amin diyen, saatlerdir şurada besleşen, senin kulların olan, senin yollarından gelen şu kardeşlerini şefaat-ı Mustafa'ya mazhar eyle ya Rabbi! يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين الفاتحة